Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. Tutulmalarla geçen Temmuz ve Ağustos aylarını geri bıraktık. Gündemimiz gerçekten çok yoğundu. Şimdi Eylül ayında nispeten tutulmaları uğurladıktan sonra daha durağan bir aya giriş yapıyoruz. Bu ay Nisan ayından beri geri harekette olan Satürn'ün artık ileri harekete geçtiğini göreceğiz sevgili koçlar. Onun dışında 9 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve 25 Eylül tarihinde de sizin burcunuzda bir dolunayı karşılayacağız. Şimdi gelin burcunuzun alacağı etkileri detaylı bir bakalım. Dediğim gibi 9 Eylül tarihinden itibaren Satürn gezegeni durak pozisyonunu da tamamladıktan sonra artık ileri harekete geçmeye başlayacak sevgili koçlar. Satürn zorlayıcı, bize ders veren, öğreten bir gezegen. Karma'nın gezegeni, Karma'nın lordu. Hayatımızı sistem kurmak üzere çalışan, ödül ceza mekanizması getiren bir gezegen. Şimdi bu en büyük öğretici dediğimiz Satürn gezegeni Nisan ayından beri geri hareketteydi ve her burcun belli alanında aksaklıklar, yavaşlamalar, engellemeler, hatta içsel huzursuzluklar getiriyordu. Siz Satürn'ü haritanızın tepe noktasında misafir ediyorsunuz sevgili koçlar. Burası aile büyükleriyle olan ilişkiler ve çalışanlar için de kariyer hayatını, toplumsal başarıyı anlatan alan. Çalışan bir koçsanız, kariyerde var olan bir koçsanız, Nisan ayından beri bir düşünün bakalım. Birlikte çalıştığınız insanlar ama otorite olarak gördüğünüz patron gibi veya aile büyüklerinizle gene bilgisine güvendiğiniz, otoritesinden faydalandığınız, yaşı sizden büyük baba gibi, ailenin büyükleri gibi olan insanlarla olan ilişkilerinizde bir miktar duraksamalar yaşadıysanız Nisan'dan beri yaklaşık 5 aydır. Artık 9 Eylül tarihinden itibaren bunların yavaş yavaş azaldığını ve bu alanın hızlandığını görebilirsiniz. Çalışmayan koçlar için dediğim gibi buradaki gezegenin ileri harekete geçişi aile büyükleriyle olan ilişkileri alanında veya çalışmayan bir birey bile olsanız topluma yansıttığınız başarı anlamında, kendinize duyduğunuz özgüven anlamında çok daha iyi sonuçlar almanıza fayda edecektir. Ama çalışan bir koçsanız Nisan ayından beri gelen projelerde, iş tekliflerinde yavaşlamaların artık azaldığını göreceksiniz veya siz kendinize çok daha başarılı toplumda var olur bir şekilde görmeye başlayacaksınız sevgili koçlar. Şimdi gene aynı gün, gene 9 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay bizi karşılayacak. 17 derece Başak Burcu'nda. Bu Başak Burcu'ndaki yeni ay birazcık Neptünik enerjilerle gelecek. Çünkü tam karşı aksında Balık Burcu'nda Neptün bu yeni aya bir karşıt açı atacak sevgili koçlar. Ve Plüton'un da Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un da yeni aya üçgen açı attığını göreceğiz. Şimdi bunları ufak ufak bir değerlendirelim. Öncelikle Başak Burcu'nu bir anlamaya çalışalım. Başak Burcu çalışma hayatını anlatıyor, günlük sorumlulukları anlatıyor. Sabah gözümüzü açıp akşam yatana kadar yaptığımız rutin işler, yani diş fırçalamaktan tutun da çöpü dışarı atmaktan tutun da ebeveynseniz çocuklarımızı hazırlamak veya işe gidip akşam iş çıkışı eve gelmek, gün içinde yaptığımız rutin sorumluluklar, birazcık tatsız işler, bize belki de çok fazla keyif vermeyen işler, onunla beraber de aynı zamanda sağlık hayatımızı, hastalıklarla ilgili olan hayatımızı yönetiyor. Yeni aylar ise başlangıçları, yeni oluşumları, hayatın içinde açılan yeni pencereleri anlatıyor. Şimdi bu yeni ay zamanı, yani 9 Eylül artı eksi 3-5 günlük bir süreçte bir kafa karışıklığına işaret ediyor sevgili koçlar. Eğer ki gene aynı etkiyle söyleyebilirim, çalışan bir koçsanız bu dönemde biraz birlikte çalıştığınız insanlardan yana belirsizlik enerjisi alabilirsiniz. İnsanlara karşı güven duymakta zorlanacağınız bir takım olaylar gerçekleşebilir veya çok hareketli, çalışma hayatında gerçekten her türlü sorumluluğu almaktan çekinmeyen bir koç olmanıza rağmen yeni ay zamanı birazcık tembellik enerjisine kaçmak isteyebilirsiniz. Bu noktada aldığınız kararlarda çalışma hayatınızı ilgilendiren veya çalışmıyorsanız gündelik yaşantınızı ilgilendiren her türlü kararda
iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü Neptün burada sizin kafanızı karıştırmak üzere iş başında olabilir. Ve bu alanda alacağınız yeni aylar, yeni kararlar ve oluşumlar dedik ya, alacağınız kararları hayata uygularken, aksiyona dökerken yeni aydan itibaren 3 gün beklemenizi tavsiye ediyorum sevgili koçlar. Yani 12 Eylül tarihine kadar beklemekte fayda var. Bu ayın son önemli görünümüne geldi sıra. 25 Eylül tarihinde sizin için oldukça önemli, sizin burcunuza gerçekleşecek bir dolunayı karşılayacağız sevgili koçlar. Dolunay aynı zamanda Satürn karesiyle gelecek. Yani sizin burcunuzda gerçekleşen dolunaya Oğlak burcunda gerçekleşen Satürn'ün kare attığını görüyoruz. Merkür, iletişim gezegeni Merkür karşı akstan dolunaya açı gönderecek, dolunaya enerji gönderecek ve sizin burcunuzda olan Şiron'un da dolunaya çok yakın bir açıyla kavuşumda olduğunu, eşlik ettiğini göreceğiz. Şimdi Şironik bir dolunayı karşılayacağız kısaca sevgili koçlar. Şiron ne demek? Biraz size ondan bahsetmek istiyorum. Şiron farkındalık geliştirmeye yarayan, kendimizde bugüne kadar duyduğumuz eksikliklerden yola çıkarak aslında kafamızı elimizin arasına alıp düşünmemizi sağlayan bir enerji getirecek bu dolunay zamanı. Farkındalık geliştirebilmek çok önemli olacak. Adeta ruhunuzun muhasebesini tutacağınız günlerde olacak. Bu her burç için geçerli olacak elbette ama dolunay sizin burcunuzda ve Şiron da sizin burcunuzda olduğu için bu etkiden en fazla siz etkileneceksiniz. Birazcık dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun hayatın içinde ben bugüne kadar ne yaptım, ne kazandım, ne kaybettim, ne aldım, ne verdim, birazcık bunları analiz edeceğiniz, eksik kalan yönlerinizi, içinizde yarım kalan, belki hayatta başarılı olamadığınız veya olduğunuz yönleri tutacağınız, adeta sizin hayat muhasebesini tutacağınız bir dolunay olacak bu. Dolunaylarda yeni ayların aksine hayatımızda artık bir takım olayların, olguların bizden uzaklaşması anlamına geliyor sevgili koçlar. Kadersel olaylar, belki bizim çok fazla cesaret edemediğimiz göndermeye, vedalaşmaya, bu ne olursa olsun, isterseniz bir ilişki olarak düşünün, isterseniz iş fırsatı, isterseniz bir maddi olay, para olarak düşünün. Aslında bize çok yaramadığını bildiğimiz halde tırnaklarımızı geçirip sıkı sıkıya tutunduğumuz her türlü konu dolunay zamanı yukarıdan gelen bir enerjiyle bizim halimize olacak şekilde bizden gidecek olayları, bir şeylerin kapanmasını işaret ediyor. Bu dolunay zamanı hayatın içinde siz arınma döneminde olacaksınız sevgili koçlar. Bir takım çürümüş kişilerin, olayların sizden gitmesi yoluyla arınacağınız, hafifleyeceğiniz ve temiz bir sayfaya geçeceğiniz bir dönem olacak. Kilo kontrolü yapmak isteyen koçlar da bu dönemde gerçekten zayıflama anlamında güzel etkiler alabilirler. Şimdi bu dolunayda aynı zamanda önemli bir habere, bir karara işaret ediyor sevgili koçlar. Hangi alanda? Merkür dolunaya etki gönderdiği için sizin karşı aksınızda, yani ilişki alanında. Evliyseniz eşinizden gelecek önemli bir haber veya onun hayatında önemli, radikal bir haber, artık bir karar. Veya evli değilseniz birlikteliğiniz, uzun hayat beraberliğiniz, partnerliğiniz varsa onlarla alakalı gelecek bir karar da hayatınızda olacaktır. Ve bu dolunayla beraber niyet ettiğiniz olaylar, bıraktığınız, vedalaştığınız olgular, ilişki kararları, ne olursa olsun aynı şekilde kariyer kararıdır. Çünkü Satürn de dolunayı görüyor. Bilin ki Satürn'ün etkisiyle beraber hayatınızda çok uzun süre sizinle beraber ilerleyecek. Etkiler biraz yavaş olsa bile sağlam ve kalıcı sonuçlar getirecektir. Tüm koç ve yükselen koçlara çok güzel bir ay diliyoruz.